Selamun Aleyküm kıymetli izleyiciler. Kur'an-ı Kerim dersine tekrar hoş geldiniz. Evet dediğimiz gibi artık konular ilerledi ve tecbitler bitmek üzere. Bundan sonra teknik okuyuşlarla birlikte öğrendiğimiz tecbitleri Kur'an-ı Kerim üzerinde sizler de uyguluyorsunuz artık. İnşallah daha güzel okumalar olacak bundan sonra. Hemen konumuza devam edelim. Ağzı Allah'tan Evet, bir önceki dersimizde zamir konusunu işledik. Artık zamirde bir tecvit ismi ve nasıl e, bilmemiz gerekiyordu. Evet, h. Yani bir kelimenin sonuna sonradan birleşmiş hü ya da hi bu zamir dediğimiz yani üstün olmuyor tabi üstün ötre ve esir olması gerekiyor. Ve böyle olduğu zaman bir önceki harfine bakıp uzatılacak mı uzatılmayacak mı diye işlemiştik ve öğrenmiştik. Bir iki örneği tekrar vermiş olalım. Hemen. Evet. Sizler okuyun. Abdühü <laughs> Evet, baktık. Zamir uzattık mı? Evet, çünkü bir önceki harfin harekeli olduğunu gördük ve ab diye bunun uzatma e, zamanı da bir elif miktarı, metti tabi gibidir. Bir de esreden örnek verelim. Bir önceki harfin harekesi, evet. Gördüğünüz gibi Hayrihi <laughs> uzattık. Çünkü bir önceki harfin harekesi var esre. Hayrihi. <laughs> bir de uzatılmaması gereken durumlar vardı. Evet. Hemen örneği okuyalım. Enzelnehu. <laughs> Baktık hü zamiri ve bir önceki harfin hareketsiz olduğunu gördük ve Uzatmadık. Birlikte Enzelnehu diye hiç uzatmadan durmuş olduk. Hemen başka konulara bakalım. Bir de şöyle bazen e, yanılıyoruz. Hü zamiri bir önceki harfin harekesi varsa uzatıyorduk ya eğer bağlantı varsa bir sonraki harfe cezimli ya da şeddeli olduğu zaman bunu hükmünü burada uygulamış olmuyoruz. Yani uygulamayacağız. Nasıl okuyacağız? <Sessizlik> Hiç uzatmadan direkt bağlantı yaptık cezimden dolayı. Bir daha tekrar edelim. Ence ehül e'me bir de şeddeden örnek verelim. Evet. Yani zamiri görüyoruz ama levhü diye normalde uzatmamız gerekirken biz ne yapıyoruz? Bağlantıyı hemen gördük. Şeddeyi hiç uzatmadan hemen diğer kelimeye geçiş yapmış olacağız. Birlikte deneyelim. Ezine <laughs> Rahman. ''Ezine lehürrahmenu'' dedik ve başka zamirle alakalı bilmemiz gereken. Evet sonlarında vakıflarda olduğu zaman da yine uzatmayacağız yani uzatarak durmayacağız ya da uzatılmaması gerekirse de yine sakin okuyacağız sonunu vakıflarda ayet sonlarında hemen örneğini okuyalım ve sahibetihi ve beni diye ne yaptık? Son harfi yani zamiri cezimli okuduk. Bir de şu örneği verelim. Yahsebu enne ma lehu ahlede Yahsebu enne ma lehu Ahledeh diye ne yaptık? Son harfin yani zamiri cezim yaparak durduk. Normalde eğer tek durak olmasaydı hı diye uzatarak geçmiş olacaktık. Şimdi ne yaptık? Ahlede şeklinde vakfetmiş olduk, durduk. Bir de söylemiştik e, istisnai kelimeler var yani zamir e, bir önceki harf harekeli olursa uzatılacak ama zamirin e, kelimeye sonradan bitişen bir harf olduğu için bu kuralı uyguluyoruz. Eğer kelimenin aslından ise uzatmayacağız. Örnekleri verelim. Lem yentehi diye bir kelime vardır. Ma buna benzer kelimeler zaten altında kasır yazar genelde. Dolayısıyla onları da istisna diye diyebileceğimiz bir tavırda o kuralı orada okumaya, okumadan uzatmadan okumuş olacağız. Evet bu şekilde zamiri öğrendikten sonra bu öğrendiklerimizi Kur'an-ı Kerim 49. sayfa. Evet Ali İmran suresinin baş kısmı. Onu birlikte tatbik ederek tecbitleri de zaman zaman uygulayarak ve sizlere de e, sorarak e, okumuş olacağız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elif la burasını tekrar hatırlatalım yeni başlamış olanlar olabilir bazı surelerin başında hurufu mukatta dediğimiz harfler evet bu şekilde de uzun çizgi buna biz çeker işareti diyoruz onu gördüğümüz zaman uzatıyoruz ama artık biz onları sadece hatırlatmış olalım biz burada tecvidin orijinal ismini söyleyerek uygulayacağız burada ne tecbit olur metddi lazım Evet metddi lazımın da biliyorsunuz dört e, grupta incelemiştik kelimeyi müsakkale kelimeyi muhaffefe harfi müfekkale ve harfi muhaffefe burada Efendim hangi e, metddi lazımın hangi çeşidi var Evet zaten harf dediğimiz zaman oradan hemen kendi kendimize bir şifre verebiliriz harfi mütekkale var burada bir de harfi muhaffefe var. Bunu nasıl e, ayırt ediyorduk? Evet, eğer bir harf bir harfe bağlantı varsa o bağlanan harf e, kelimeyi mütekkale ağır bir e, kelimedir ya da harfi mütekkal burada olduğu gibi mesela deneyelim elif lam mim buradaki lam harfi müsekkale geliyor çünkü şedde oluşuyor mime bağlanıyor ee, ondan dolayı harfi müfekkal kalmetti lazım mim de harfi muhaffef mim diye ne yapıyor sonunda başka bir harfe şeddelenmediği için harfi muhaffef diye o zaman bu hurufu mukatta dediğimiz metni lazımı tekrar birlikte tatbik edelim. Elif, la, Burada da elifi gördüğünüz gibi uzatmadan diğer harfleri dört elif miktarı metti lazım. Uzatmak lazım, çekmek lazım diye bir şey söylemiştik, hatırlatmış olduk. Metti lazımı da burada. Evet biz yolumuza devam edelim. Hemen ayet-i kerimeyi birlikte Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet hemen buradaki tecvidin ismini soruyorum. Lafzatullah Evet. Peki hükmü nedir? Yani kalın mı okuyacağız? İnce mi? Evet kalın çünkü bir önceki harf harekeli olduğu için bir de zamir de harekeli olduğu için değil üstün demek istedim. Ama hü zamirini ifade etmek istedim. Hü zamiri burada hü diye uzatacak mıyız? Hayır çünkü la derken orada bir e, hareketsiz bir elif oluşuyor. Dolayısıyla Allahu Allahüla burada birkaç tane tecbit oluşuyor. Evet idramı şemsiye diyenler var tabi ama biz idramı mithleyn var, lafzatullah var ve zamir var diye e, bu şekilde ifade edelim. Fazla da detaya girmeyelim ama e, bu şekilde uygulamalı olarak tekrar Birlikte okuyalım. الله لا إله إلا هو الحي القيوم آيات evet. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ En son öğrendiğimiz, evet bir tecvid kuralı var burada. Evet tecvid diliyle artık ifade ediyoruz. Ne tecvid olur? Zamir. Peki uzatacak mıyız? Hayır çünkü zamirden önceki harfin harekesi sakin yani e, sakin olduğu için uzatmayacağız. Yedeyhi şeklinde geçmiş olalım. Min qablu hudallin nasi enzelel İnnellezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd. Vallâhu azîzun zîntikâm. Burada dikkatimizi, evet çok tecvitar ama şunlar çok önemli. Cezimli mimden sonra ayın gelmiş ve mimin sarı olmuş. Oradaki levhün derken mimi açığa çıkarmamız gerekiyor. Evet birlikte inna Allah la yakhfa alayhi şey'un fil erdi ve la Evet son öğrendiğimiz tecbit aleyhi ne yaptık? Zamir harf zamir kuralını uygulamış olduk. Yani uzatmadık. Niçin? Zamirden önceki harf sakin olduğu için aleyhi şey'ün diye devam etmiş olduk. Ama bu ayetin sonunda şu kelime çok önemli. Çok soruluyor bu kelime. Fissema diye ne tevcid olur? Burada tabi idgam-ı şemsiye var. Bir de sema metti muttasıl mı metti arız mı diye soranlar var. Biz buna metti muttasıl diyoruz. Niçin? Çünkü biz görünüre itibar etmemiz gere gere gerekiyor. Burada görünür ne? Evet sebebi metten hemze ve görüntü olarak da metti muttasılı ifade ediyor. Dolayısıyla metti muttasıl olur. Niçin? Harfimetten elif, sebebi metten hemze ikisi de aynı kelimede birleştiği için metti muttasıl oldu ve fisseme diye dört elif miktar uzatarak durmuş olduk ve bu ayetle birlikte de dersimizi sonlandırmış olduk. Evet Kur'an-ı Kerim'le kalın, mutlu kalın inşallah. Selamun Aleyküm değerli izleyenler. Hepiniz ibadet dersimize hoş geldiniz. Rabbim bize dünyada da iyilikler versin, ahirette de iyilikler versin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin inşallah. Değerli izleyenler bugün orucun kaza ve kefaretine ve orucu bozan ve bozmayan durumlara değineceğiz inşallah. Öncelikle kaza nedir, kefaret nedir? Gelin hep birlikte bunlara bir bakalım. kaza bozulan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır. Kefaret bozulan bir gün orucun yerine iki kameri ay veya 60 gün peş peşe oruç tutmak demektir. Ayrıca bozulan orucun da kaza edilmesi gerekir. Kefaret sadece Ramazan ayında tutulan orucun mazeretsiz bile bile bozulmasının cezasıdır. Diğer oruçların bozulması halinde yalnız kaza yani gününe gün oruç tutmak yeterli olur. Kefaret orucu ara verilmeden peş peşe tutulacağı için Ramazan ayına ve oruç tutulması haram olan günleri rastlamaması lazımdır. Ayın ilk günü değil de diğer günlerde başlanırsa hiç ara vermeden 60 gün oruç tutarak kefaret tamamlanır. Herhangi bir sebeple kefaret orucuna ara verilir veya eksik tutulursa yeniden başlayıp 60 günü kesintisiz tamamlamak lazımdır. Kadınlar kefaret orucu tutarken araya giren ay hali günlerinde tutmazlar. Ay hali yani adet halleri bitince ara vermeden temiz günlerinde oruca devam ederek 60 günü tamamlarlar. Kadın adet hal, hali bittiği halde temiz olan günlerinde oruç tutmayarak kefaret orucuna ara verirse kefareti tekrar başlaması, yeniden başlaması gerekir. Yaşlı veya hasta olup Kefaret orucu tutmaya gücü yetmeyen kimse kefaret olarak 60 fakiri sabah ve akşam yedirip doyurur veya yemek parasını fakirin eline vermesi gerekmektedir. Her günlük yiyecek bir fitre miktarıdır. Fitre miktarı bu parayı ayrı ayrı 60 fakire verebileceği gibi her gün bir fitre miktarı olmak üzere 60 günde bir fakire de verilebilir. Değerli izleyenler orucu bozup kaza ve kefaret gerektiren şeyler nelermiş hep birlikte bakalım. Öncelikle mazeretsiz oruçlu olduğunu bilerek bir şey yemek içmek cinsi münasebette bulunmak hem kaza hem kefaret gerektirir. Dışarıdan buğday, arpa, pirinç veya bir susam tanesi kadar bir şeyi alıp yutmak yine kaza ve kefaret gerektirir. Oruçlu olduğunu bile bile cinsi münasebette bulunmak, sigara içmek, öt ağacı veya anber ile tütsülenip dumanını içine çekmek, enfiye çekmek, buğday veya arpa tanesi yutmak, az miktarda tuz yemek, kan aldırdıktan sonra veya sadece eşini öptükten sonra orucu bozulduğu kanaatiyle bile bile orucunu bozmak. Ramazan ayında mazereti olmadığı halde oruç tutmayan Müslüman büyük günah işlemiş olur. Allah'a tövbe etmesi ve tutmadığı oruçları kaza etmesi gerekir. Değerli izleyenler, kefareti düşüren şeyler vardır. Kefareti gerektiren bir şeyi yaparak orucunu bozan kimse aynı gün Oruç tutamayacak derecede hastalanır veya bayan kadın ay hali yahut da lohusa olursa kefareti düşer. Yani kefaret orucu tutması gerekmez. Ancak hastalığın kendi isteği dışında olması şarttır. Kendisi kasten hastalığa sebep olursa kefaret düşmediği gibi sefer meselesinde bir yolculuğa çıkması ile de düşmez. Değerli izleyenler orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar ise şunlardır. Un, hamur, bir defada çok miktarda tuz ve zeytin çekirdeği gibi yenilmesi ya da yutulması mutat olmayan şeyleri yemek veya yutmak sadece kaza gerektirir. Taş, toprak, demir, altın ve gümüş gibi şeyleri yutmak, içi olmayan ceviz ve badem yutmak, Boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutmak, başkasının zorlamasıyla orucunu bozmak, dişleri arasında kalan nohut tanesi kadar küçük bir şeyi e, yutmak, abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçması, unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulduğunu zannederek yiyip içmek, kendi isteği ile ağız dolusu kusmak, yine kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek, kendi isteği ile olmak, olmazsa oruç bozulmaz. İçeri çekilen duman, sigara dumanı olursa kefaret gerektirir. Güneş batmadığı halde battı zannederek iftar etmek, İmsak vakti geçtiği halde daha vakit vardır zannederek yemek ve içmek, Ramazan orucundan başka bir orucu bozmak, kadın henüz ay hali olmadan adet günümdür diyerek değerli izleyenler orucu bozmamalıdır. Hasta ve yolcu olup oruç tutamayan kimseler açıktan olmamak şartıyla yine bir şeyler yiyip içebilirler. Bu az önce saydığımız maddeler değerli izleyenler sadece kaza gerektiren hallerde. Şimdi ise orucu bozmayan şeyler nelermiş? Bunları ele alalım. Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek ve cinsi münasebette bulunmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın. Sakın bozmasın. Çünkü onu Allah yedirmiş, içirmiştir buyuruyor. Unutarak yiyip içerken oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzını boşaltıp yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur. Bir kimse unutarak yiyen bir oruçluyu gördüğünde eğer güçlü kuvvetli olup oruca dayanabilen bir kişi ise oruçlu olduğunu kendisine hatırlatır. Zayıf ve güçsüz bir kişi ise hatırlatmaz. Değerli izleyenler, devam edecek olursak bir suya dalıp kulağına su kaçmak kendi isteği olmayarak boğazına toz ve duman girmesi kendi isteği olmayarak kusmak kendiliğinden içerden gelen kusundunun tekrar içeriye gitmesi uyurken ihtilam olmak eşini öpmek geceleyin cünüp olan kimsenin sabaha kadar yıkanmayıp gündüz yıkanması dişler arasında sahur yemeğinden kalan ve nohut miktarından az olan kırıntıyı yutmak ağzındaki tükürüğü yutmak, ağzına gelen balgamı yutmak, kafasından burnuna gelen akıntı içine çekip yutmak, ağzına aldığı mesela dişine koyduğu ilacın tadını boğazında hissetmek, gözlerine sürme çekmek. Değerli izleyenler bu saydığımız şeylerin hiçbirisi orucu bozmaz. Unutarak yiyip içen veya oruçlu iken kusan bir kimse orucunun bozulduğunu zannederek yiyip içse kaza lazım gelir. Fakat kusmakla orucunun bozulmadığını bildiği halde yer ve içerse kendisine hem kaza hem de kefaret gerekir. Bir kadın Ramazanda henüz ay hali olmadan ay hali günümdür bugün diyerek orucunu bozsa ve o gün ay hali olmasa eğer o günün orucuna niyet etmemişse kaza lazım gelir. Eğer niyet edip oruca başladıktan sonra bozmuşsa hem kaza hem de kefaret gerekir. Dişler arasından çıkıp tükürüğe karışan kan tükürükten fazla veya tükürüğe eşit olup yutulursa orucu bozar tükürükten az ise orucu bozmaz. Dişlerini fırçalayan kimse orucunun bozulduğunu zannederek bile bile yiyip içse kendisine kefaret gerekir. Abdest esnasında ağzına su alırken elinde olmayarak boğazına su kaçsa eğer oruçlu olduğu hatırında ise orucu bozulur ve kazası gerekir. Eğer o esnada oruçlu olduğu hatırında değilse orucu bozulmaz. Mukim olan, misafir olmayan bir kimse geceliği niyet edip oruca başladıktan sonra gündüz sefer mesafesi yolculuğa çıksa bile o günün orucunu tutması gerekir. Yola çıktıktan sonra orucunu bozduğu takdirde kaza lazım gelir. Yola çıkıp oturduğu yerleşim yerinin sınırlarını geçmeden orucunu bozarsa kendisine kefaret gerekir. Misafir olan bir kimse niyet edip oruca başladıktan sonra gündüz daha yolculuğu bitmeden veya yolculuğu sona erip memleketine döndükten sonra orucunu bozsa kendine kaza lazım gelir. Ramazan ayından oruç borcu olan bir kimse bunları kaza etmeden öbür Ramazan gelse evvela Ramazan orucunu tutar, sonra önceki Ramazan'dan kalan borçlarını tutar. Ramazan orucunu kaza ederken bu oruçları isterse peş peşe, isterse aralıklı olarak tutar. Borçlarını bir an önce ödemesi bakımından peş peşe tutması tabii ki daha evladır. Bir kadın oruçlu olduğu günde ay hali veya lohusu olursa o günün orucunu kaza etmesi gerekir. Bir kimse hasta olduğu için Ramazan'da orucunu bozsa ve iyileşmeden ölse kendisine bir şey gerekmez. Abdestten sonra ağızda kalan yaşlık orucu bozmaz. Konuşurken tükürükle ıslanan dudaklarındaki tükürüğü yutmakla yine oruç bozulmaz. Ramazanda bayılan bir kimse Baygınlığı birkaç gün devam ettiği takdirde bayıldığı günü kaza etmez. Çünkü niyet ederek o günün orucuna başlamıştır. Ondan sonraki günleri kaza eder. Nafile olarak tutulan orucu özürsüz olarak bozmak mekruhtur. Herhangi bir sebeple bozulan nafile orucun kaza edilmesi gerekir. Başlanan kefaret orucu bitmeden Ramazan ayı girerse kefaretin değerli izleyenler yeniden tutulması gerekir. Evet bugünlük de dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah diğer dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Müzik